TVM ekranlarından mutlu sağlıklı günler efendim. Her şeyin başı sağlık programıyla bugünlük de sizlerle birlikteyiz. Bugün stüdyoda çok değerli bir konuğumuz var sevgili izleyiciler. Tabii bugün biz sağlığa dair her şeyi çok detaylıca bu programda konuşuyoruz. Ne yapılması gerekiyor ve hangi tedavi yöntemleri hangi hastalıkta daha iyi geliyor? İşte bugün bununla ilgili sizin de evde kendiniz yapabileceğiniz yöntemleri konuşacağız. Stüdyoda fitoterapi uzmanı Şevki Güngör bizlerle. Hoş geldiniz Hoş Şevki bulduk. Bey. Şimdi tabii izleyicilerimize biz uzmanlarımıza yönlendiriyoruz. Burada birçok doktorumuzu ağırlıyoruz konusunda uzmanlaşmış. Fakat bu hastalığı korumak için ya da işte herhangi bir hastalık sonrası tedavide bize yardımcı olabilecek, evde kendimizin yapabileceği birçok yöntem var. Bitkilerin bize sağlamış olduğu şifalar var. Öncelikle şöyle başlayalım. Piyasada çok fazla duyulan ve son yıllarda belki de internette de yazdığımızda insanların konuştuğu altın suyu, gümüş suyu bu nedir? Bunları biz tabii hanımlar güzellikte de duyuyoruz bu altın suyu maskelerini ya da altın maskelerini ama genellikle nelerde, hangi tedavi yöntemlerinde kullanılıyor? Öncelikle bir Bu bununla başlayalım. yüzyıllardır padişahlar döneminde de kullanılmış. Hatta ölümsüzlük iksiri diye geçiyor bu gümüş suyu, altın suyu. Padişahlar zamanında da kullanılmış. Ve günümüzde de şu anda yoğun bir şekilde bilen insanlar internette de çok paylaşıyorlar. Biz de burada sizlerle paylaşıp daha çok insana bunu öğretmek için buradayız. Nelere yaradığını size göstereceğiz. Bu Çünkü öncelikle bunlar denenmiş şeyler bir de yani ilk defa piyasaya çıkmış veya anlatılan şeyler değil. Yüzyıllardır bilinen şeyler ama tabii unutuluyor gündeme gelmediği sürece. Biz de bunu tekrar gündeme getirmek istedik. Gümüş suyunu bahsedelim. Gümüş suyu insan vücudundaki 650 çeşit mikrop, toksin, bakteri, iltihap giderici özelliğe sahip bir ürün. Dezenfektan bir şey, antiseptik bir şey. Bunun biz genelde yemek kaşığıyla birer yemek kaşığı aç karnına verip ağızda biraz tutup dil altından hızlı emilsin diye 6 dakika içerisinde kana girip kanser hücresi dahil bloke edip sarıp öldürüyor. Ve iltihapları hızlı bir şekilde iyileştiriyor ve toksin, mikrop ne varsa bunları temizliyor. Yani dıştaki ciltteki yaralara, sivilcelere, mantarlara her şeye uygulanabilir. Bunun bir sprey şişesini koyarsın, fıs 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 sıkıp yaralara her şeye dezenfektan olarak kullanabilirsin ve yaraların hızlı iyileştiğini gördük. Yani yara tedavi edici de özelliği var. Mesela maske yaparken, cilt maskesi yaparken bunun içerisine bir yemek kaşığı maskenin içerisine, maske yaparken kilin içerisine karıştırılabilir. O yüzden Dezenfektandır. cilt Tabii yenileme özelliği var o cildi zaman. onarıcı özelliği var, cildi besleme özelliği var. Kilde de zaten mineraller var. Bunlarla birlikte maske şeklinde de kullanılabilir. Bu peki gerçekten bildiğimiz altın ve gümüşten mi yapılıyor? Saf gümüşten elektroliz olayıyla alınıyor. Yani has gümüş suya aktarılıyor. Bir yöntemi var bunun. O yöntemle alınıyor. Belirli bir elektroliz veriliyor, derece veriliyor. Mesela 38 ile 40 volt bir elektrikle alınıyor içerisinden. Aktarılıyor, suya aktarılıyor yani o hali. Peki nasıl yapılıyor? Bu macunu mu nasıl oluyor? Bu İşte evde sıvı bunu. şeklinde suyun içerisinde yapılıyor. O suya aktarıyorsun. İyonlarını aktarıyorsun. Gümüşün iyonları geçiyor. Kolloidal gümüş suyu diye geçiyor. Kolloidal altın suyu diye Altın suyu geçiyor. diye. Peki bu hangi hastalıklara yararlı? Yani bunu kimler kullanmalı, Ama kimler kullanmamalı dediğim dersek gibi her şeye şifa mıdır? iltihap sorunu olan, enfeksiyon sorunu olan herkes kullanabilir. Kanser hastaları kullanabilir. Çok faydalı. Yani binlerce hastalığı kullanabilirsin. Antibiyotik yerine bunu kullanabilirsin mesela. Antibiyotiğin yaptığı görevi bu yapıyor. Nasıl bir kür şeklinde kullanmalı? İşte bunu alıp Birer bir sene yemek. boyunca mı, bir ay boyunca mı, bunu düzenli nasıl kullanmalı? İyileşinceye kadar uygulayabilir. Mesela bir ay uygular.
şifa bulduysa, iyileştiyse bırakır. Hı hı. Devam edebilir. Yani hiçbir zararı yok. Kullanımı sürekli nasıl? kullansa Bir da çay kaşığını birer yemek kaşığı öneriyoruz biz. Hı. Ağız alınıyor aç karnına. Sabah öğlen akşam. Hı. Dil altından hızlı emilsin diye biraz ağızda tutmak gerekiyor işte. Hı, çalkalamak mı gerekiyor? Gargara biraz bekletmek gerekiyor ağızda. Her ikisini de değil Eğer mi? Ağız yarası varsa gargara yapabilir. Her ikisini de mi kullanmak önemlidir? Yoksa ya altın suyu ya gümüş suyu diye ayırt edebilir miyim? Gümüş suyunun işte dediğim gibi faydaları farklı, altın suyunun faydaları farklı. Hı. Altın suyunu da anlatacağım şimdi. Hı. Yani gümüş suyu genelde enfeksiyon rahatsızlıkları, yara, iltihap, yani vücuttaki mantarlar, enfeksiyonlar, ayak mantarları her şeyde kullanılabilir. Hı hı. Cilt rahatsızlıkları, ciltteki yaralar. Mesela saçın içinde yara var, iltihap var. Bunu sıkabilirsin oraya günde 3 kere, 4 kere, 5 kere. Hiçbir zararı yok, hiçbir yan tesiri yok. Hı hı. Yani olumsuz hiçbir şeye rastlamadık bugüne kadar. Hı hı. Yani dediğim gibi iltihapta kesin kullanılması gereken bir ürün. Şimdi antibiyotikler doktor yazmadığı sürece eskiden alamıyor. Herkes alabiliyordu. Şimdi alamıyorlar. Alamadığı için doktor tedavisini aldı. İşte 15 gün uyguladı. 15 gün sonra tekrar rahatsızlandı. Bunu kullanabilir. Hmm. Yani geçmezse. Hı-hı. Yani o tedavilerden sonra da uygulayabilir yani. Hı-hı. Peki altın suyunun gümüş suyuna oranla farkı nelerdir? İşte çok farklı şeyler. Biri nedir? Saf altından üretiliyor. Biri saf gümüşten üretiliyor. Hı-hı. O da aynı yöntemle üretiliyor, elektroliz yoluyla. O da dil altına damlatılıyor. Tek sayılar şifa veren sayılardır. 5, 7, 9 yaşa göre. Çocuksa 5 damla diyoruz mesela. Büyükse 9 damla, 11 damla damlatabilirler. Hı hı. Tek sayı olması gerekiyor. Dil altına damlatıldıktan sonra çok hızlı bir şekilde beyin hücrelerini çalıştırıyor. Hmm. Beyni 7 kat daha hızlı çalıştırıyor. Yani ben kendim de denedim. Bunu damlatmaya başladıktan sonra yazıları çok hızlı okumaya başladım. Hmm. Yani bu fark ediliyor. Mesela 10 sayfa bir şey okuyorsan ilk 3. sayfadan sonra 1. sayfadakini unutabiliyorsun. Hmm. Ama bunu kullanmaya başladıktan sonra ilk sayfayı da unutmuyorsun, son sayfayı da. Hafızayı da güçlendiriyor. Hmm. Mesela SARA epilepsi hastalarına denettik. Onları da kullandık. Bir daha bayılma, nöbet geçirme olmadı. Hiçbir şekilde nöbet geçirme? Hiçbir şekilde bir daha nöbet geçirme olmadı. Bazı küçük çocuklarda sebebi bilinmeyen ateşlenmeler oluyor. Havale geçiriyor. Hı hı. Bu çocuklarda denedik. Verdikleri ilaçları doktorlar dozajlarını azalttılar buna başladıktan sonra. Ve 2-3 ay içerisinde o kullandığı yıllarca 3 yıldır 5 yıldır kullandığı ilacı kestiler. Çünkü normale döndüğünü gördüler yani. Peki bunu nasıl kullanmalı? Yani bunu söylediğiniz bunu işte yaşa göre dediniz. 50 günde, yaşında olan biri 50 damla mı içecek hayır. bundan? Nasıl olacak? 11 damla en fazla. En fazla kim alırsa alsın 11. Büyük yaşlarda olanlar 9 ile 11 damla. Yani hastalığın durumuna göre. Ağırlığına göre. Ağırlığına göre. Ağırsa 11 damla diyoruz. Ağır değilse 9 damla kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ve hemen fayda görmeye başlıyor. İlk kullanımdan itibaren. Bir kez kullandı, o gün fayda görüyor. Bunu da bir ay boyunca mı yoksa bir sene boyunca mı ya da aralıklarla işte bir ay kullandın sonra bir daha mı? Bir şişe veya iki şişe kullanmasını öneriyoruz. Zaten bir şişe damla damla olduğu için 2 ay falan gidiyor. Eğer geçtiyse, bir şikayeti yoksa bırakabilir. Eğer şikayeti tekrar nükseder veya tekrar aynı nöbeti geçirirse ikinci şişeyi de bitirmesini öneriyoruz. Ama şimdiye kadar hep tek şişede kaldık. İkinci şişeye pek geçmedik. Peki şimdi tabii altın suyu, gümüş suyu deyince biz altının, çeyrek altının bile çok pahalı olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Bunların maliyetleri öyle herkesin ulaşabileceği maliyette mi yoksa? Herkes yapamaz zaten. Evde yapılamaz yani. Bunların yapılmış olan yerlerden ulaşımı. Tabii yanlış yapılabilir. Mesela altın suyu, gümüş suyu bunlar distile edilmiş suya yapılması gerekiyor. Normal çeşmeden veya arıtmadan alınmış veya şaşal su olmuyor. Peki şimdi sahte altınlarımız da var. Bunun böyle hani biz burada şişede işte altın onu, suyu deyip başka bir şey vermesinler bize bile. Onu kuyumculardan böyle güvenilir yerlerden saf olarak gram altınlar var. Hı hı. Onlardan alınıyor. Onlarla yapılıyor yani.
has olması gerekiyor. Peki tabii sizin birçok şifalı bitkiler deyince eminim hepimiz zaten bitkileri işte Evet. nezle grip bile olsak ya da bir şey olsa evde hemen böyle Tabii birkaç bitki ıhlamur, karıştırıp işte ıhlamuru kuşburnu yaparız. falan. Evet, kuşburnu herhangi böyle bitkilerin şifasına inanırız ki zaten ilaçların geliş noktası da bitkiler Aynen. ama sizin önerebileceğiniz insanlara böyle hakikaten olmazsa olmaz diyeceğiniz bir Bizim macununuz var zaten sunduğumuz şeyler tabii defalarca denenmiş mı? ve sonuç alınmış bitkileri biz. Yani en kısa sürede nasıl fayda görür onlara bakıyoruz. Yani önemli olan hem en kısa sürede faydalanması hem de neticeyi aldığı zaman bir daha olmaması gibi destek verici şeylerle karışımları hazırlıyoruz. Yani bu tabii formülasyonlar tabii zamanla oluşuyor. Yani mesela üşüttük, boğazlarımız ağrıdı, gidip bir ıhlamur içiyoruz. Ama biz öyle değil. Biz en az 4-5 bitkiyle bunu yapıyoruz ki bazı insana ıhlamur tam iyi gelmeyebilir, rahatlatır ama tam sonuç alması için yani ürün çeşitliliğini biraz fazla yapıyoruz. Garantiye alıyoruz biraz daha işi, öyle söyleyeyim. Peki şimdi tabii bitki uzmanları sizin gibi fitoterapi uzmanları da son yıllarda şöyle söylemeye başladılar. İşte biz genelde ıhlamuru koyarız bir demliğe. Ondan sonra oradan sürekli içeriz. Ama onun öyle olmaması gerektiğini, daha farklı kaynatma yöntemleri olduğunu, işte Genelde bitkilerin kaynatma nasıl değil de yani kullanma demleme nasıl olmalı? Bir olması doğru şekilde gerekiyor. nasıl Şimdi kullanmalıyız bitkiyi bitkileri? kaynatırsan o kaynamaya başladıktan mesela 3 dakika içerisinde bitki içindeki etken maddesini salar zaten suyun içerisine. Siz bunu saatlerce kaynatırsanız içindeki etken maddelerin bir kısmı buhar olup uçup gider. Size posası kalır. Onun için demleme yöntemi çok daha uygundur. Demleme en uzun 5 dakika ile 8 dakikadır. En kısa da 3 dakikadır. 3 dakikada zaten salar içerisine. Biz genelde 3 dakika olarak öneriyoruz. Bunların poşet olanları da var mesela. Ölçüyü bilemeyenler mesela poşetle de kullanabilir. Onun içerisindeki ölçü bellidir. 1,5 gramdır. Hani hiçbir zararı da olmaz, bir yan tesiri de olmaz. Öbür türlü yani ölçüyü fazla kaçırırlarsa içmesi biraz zor olabilir. Daha yoğun olabilir, acı olabilir, tadı kaçabilir. Yani bunlarda ölçü çok önemli. Yani O ölçüyü yüzden. tam tutturmak lazım. O yüzden biz burada mesela kış çayını Evet. göstereceğiz. Evet, kış Ne çayını. kadar atılması gerekiyor? İçerisinde en etkili olanları. Tabii her bitkinin ayrı bir faydası var. Tabii. Mesela burada kış çayına bizim önerdiğimiz şeylerden bir tanesi akasya çayı. Akasyanın Akasya çiçeği. çayı. Mesela öksürüğe çok faydalıdır. Astım bronşitli olanlar veya astım bronşit başlangıcı olanlar öksürürler. Kolay kolay da doktora gitmezler. Ta ki tıkanana kadar. Tıkandıktan sonra giderler. Tabii astım bronşit oldu, o zaman çıkar meydana. İlk öksürük başladığında akasya, papatya, verdiğimiz ekinezya, kuşburnu bunları karıştırarak tabii ölçüleri birer tatlı kaşığı olması gerekiyor. Bir tatlı kaşığını 1,5-2 gramdan fazla almaz bitki. Bitki hafif çektiği için. Mesela kuşburnudan da 3-4 tane atılabilir. Ailede birkaç kişi içecekse bu miktarı 2'ye 3'e çıkartabilirsin. 3 kişi içecekse 3 kaşık koyarsın. Veya birer yemek kaşığı koyarsın. 3-4 kişi faydalanabilir. Onda da demleme yapmak gerekiyor çaydanın içerisinde. Miktarları koyduktan sonra, kişiye göre ayarladıktan sonra içerisine içerken bal ve limon koymak gerekir. Bal niye koymak gerekir? Üst solunum yollarını bal çok faydalıdır. Artı bitkinin özünü yani vücudun daha hızlı emilmesini sağlar. Daha faydalı olur. Daha kısa sürede kana girer ve etkisini gösterir. Mesela ekinezya daha önceki çalışmalarda Gaziantep Üniversitesi falan çalışmıştı. Bir günde gribi yok ettiğini söylüyor. O kadar hızlı. Çok hızlı bağışıklığı güçlendiriyor ve kuşburnunda C vitamini var. Diğerleri boğazları yumuşatıyor ve hızlı bir şekilde 1-2 gün içerisinde gribi atlatıyorsun.
olmaya başlamadan önce mesela öksürdün, işte boğazdan yanmaya başladı, hemen içersen bir günde de atlatırsın. Peki bunlara şimdi şeker koyanlar da var. Şeker buna ters etki Biz yapar mı ya da şekere pek önermiyoruz. ne önerirsiniz? Yani bal, bitki Pekmez olabilir çaylarında mi? bal, pekmez de olabilir. Yani üzüm pekmezi olur, keçi boynuzu pekmezi olur. Keçi boynuzu pekmezin zaten üst solunum yollarında da bronşite de çok büyük faydası var. KOAH falan çok iyi gelir yani. Onda da bir nefes açıcı, bir balgam söktürücü bir özelliği vardır. Balın da aynı şekilde. Yani şekerdense bunları kullanmaları çayların içerisinde daha iyi. Peki tabii şimdi siz kış ayları için soğuktan korunmanın yollarını işte bir nebze de olsa bize yardımcı edecek yöntemleri söylediniz ama şimdi şöyle de bir başlık açalım tabii. Kışın ödem atmak çok zordur ve zayıflamak da çok Aynen. zordur. Bayanların en büyük Bayanların en sorunu. büyük sorunu. Zayıflamak için bir çay önerisi alacağım ya da bir alternatif çay Aynen. sizden öğreneceğim ama kışın ödem atmak çok zor olduğu için, kışın ödem atmak için hangi çayları önerirsiniz işte Şimdi vücuttan ödem hızlı bir şekilde? söktürücü bitkiler biz form çayı olarak yani zayıflamada da bunları öneriyoruz. Hem de ödem attırıcı. Mesela akşam yatıyorsun, sabah kalktığında yüzükler çıkmıyor. Eller balon gibi şişmiş. Vücuttaki aşırı sıvıdan kaynaklanıyor. Bir de tuz çok tüketen insanlarda ödem sıkıntısı hep olur. Çünkü kışın terlemiyorsun. Yazın terlediğin için tuzu atıyorsun. Ama vücutta tuz suyu tutuyor. Mesela bayanların genelde basen bölgelerinin genişlemesi, kesinlikle tuz aşırı tüketen bayanlarda bu çok olur. Tuzsuz da yiyemedikleri için, mecbur tuzu da attıkları için bu tür sıkıntıları çok oluyor. Onlara bizim önerdiğimiz burada çaylar var. Mesela funda çayı. Ödem söktürür. Hem zayıflatır, hem yağ yakar, hem vücuttaki ödemleri söktürür. Bunu içmeye başlarsan yaklaşık 15 gün içerisinde 3 kilo civarında vücuttan birden sıvıları attırdığı için direkt kilo vermiş gibi olur. Aslında kilo verme değil, vücudundaki fazlalığı atmış oluyorsun, ödeme atmış oluyorsun. Ondan sonra artık bağırsakları düzene sokup, bunun yanı sıra yeşil çay, o da ödem söktürür. Enginar, karaciğerini temizler. Bu form çayın içerisine konulacak malzemeler bunlar. Mate çayı vardır. Mate hem yağ yakıcıdır hem tokluk hissi verir, acıktırmaz. Daha az yemekle doyar. 2-3 porsiyon yiyorsa bir porsiyonda doyar. Aslında tek tip yemek yemek lazım. Çorba içiyorsan sadece çorba. İşte yanında başka yemek yememek lazım. Hep tek yemek. Biz en az 2 çeşit, 3 çeşit yemek yiyoruz. Bu sefer ne oluyor? Fazla alıyoruz. Fazla alınca da vücutta yağlanma, göbek bölgesinde genişleme haliyle oluyor. İçerisinde kekik mesela veriyoruz. Kekik de ödem söktürücüdür. Artı yağları yakıcı özelliği vardır. Sindirimi rahatlatır. Mesela etlerde, köftelerde kullandığımız zaman, kekiği koyduğumuz zaman hiç rahatsız olmayız. Neden? İçerisinde kekik varsa o hazmı kolaylaştırıyor, eritiyor. Artı yağları çözüyor. Vücuttaki yağları da çözüyor aynı zamanda. Bunların içerisinde biberiye var bir de. Yani en etkili yağ yakıcı, işte zayıflamaya etki yapan ürünlerden birisi, bitkilerden birisi. Yani altılı karışım yapıldığında, altısı aynı anda alındığında bu dediğim etkilerin hepsi birden olmuş oluyor ve mükemmel bir şekilde ayda 3 kilo, 5 kilo civarı Rahatlıkla veren verebiliyor. insanlar var yani. En az 3 kilo verilir. Peki çocuklar bizim en değerlilerimiz ama işte boyları uzasın aman yemek yesinler diye Evet. iştahlarının açılması için önerebileceğiniz bir şey. Çocuklara çünkü zorla yemek yediririz. İştah açıcı olarak mesela karanfil iştah açıcıdır. Mesela biz içerisinde kalsiyum içeren doğal bitkilerin tohumları, mesela baklagillerdeki kalsiyum içeren şeyler, bitkiler var. Mesela salep. Salep'in kökü, dondurma yapımında kullanılan salep'in kökü doğal bir kalsiyumdur yani. Besleyici bir özelliğe sahiptir. Onun yanı sıra nohut.
yeşil mercimek, çavdar, yulaf. Bunlar da içerisinde kalsiyum içeriği olan şeyler. Mesela keçi boynuzu, onun tozu. Bunları öğütüp hepsini bir karıştırdığında çok güzel bir de karanfili attığında, karanfil de iştahı açıyor. Hı hı. İçerisine karanfil de konulursa bu karışımla biz birçok çocuğun kemik yapılarını güçlendirip boylarının uzadığını gördük. Hı hı. Ve denedik de. Hı hı. Çok iyi sonuçlar alınan insanlar oldu. Mesela ilkokul çağına gelmiş çocuk ama baktığında bu ilkokula gidiyor dediğinde inanmıyorsun. Çünkü hı. Çocuk kendi yaşıtının altında 4 yaşında gözüküyor ama 6 yaşında. Bu gibi insanlarda mutlaka buna hemen müdahale edilip böyle bir doğal bir karışım kullandırılabilir. Hı hı. Bu karışımı süte bir tatlı kaşığı eritip içiriliyor, hı hı, veya yoğurda karıştırılabiliyor. Veya bunu hepsini balla, keçi boynuz pekmeziyle macun haline getirilip böyle de tüketilebilir. Nasıl oluyor macun? Yani evet, karıştırılıp hepsinden 100'er gram koyup, hı hı, karıştırıyorsun. Salepten 20 gram koyman gerekiyor. Hı hı. Yeterli oluyor. Bir kavanoz bal, bir kavanoz harnut pekmezi. Bu macun şeklinde de. Şimdi bazı çocuklar süt içmiyor, zorlanıyor. Hı hı. İşte yoğurt yemiyor. Bu gibi olanlara da bu macun karışımını öneriyoruz. Hı hı. Peki bunu da nasıl vermeli? Her gün mü vermeli? Biz günde 3 tatlı kaşığı almalarını, hı hı, öneriyoruz. Yani düzgün, standart bir şekilde alındığında zaten bir ay sonra ölçüldüğünde 1 santim, 1,5 santim uzamaya başlıyor. Hı, hızlı bir şekilde aslında çocuğun... Tabii 21 yaşına kadar insanlar uzayabiliyor ama 21 yaşını geçtiyse tabii bu genetik yapıya da bağlı. Hı hı. Bazı insanların genetik yapı olarak boyları kısa oluyor. Bunlarda çok fazla uzama olmaz. Hı hı. Ona da bağlı yani. Hı hı. Tabii biz burada kanseri konuşuyoruz. Sürekli kanseri işte nasıl yenebiliriz ya da kanserde hangi tedavi yöntemleri konuşuyoruz. Ama alternatif tedavi yöntemlerinden de artık tıp dünyası da sıklıkla, evet, bahsediyor. Tabii uzman ellerde görülen tedavilerin yanında aynı zamanda bu alternatif yöntemlerle de belki şifa olur diye denenmesinde yarar olduğunu birçok doktorumuz ve uzmanımız söylüyor. Evet. Kanserle ilgili işte kanserden korunmanın engelleyecek diyelim bir bitki ya da bir kür var mı ya da hem onu korunabiliyorlar, hem de mesela normal rutin tedavilerini alırken bu tür bitkisel destekler veriyoruz ve birlikte de gidebiliyor. Hı hı. Yani hem kemoterapi tedavisini alıp hem bitkisel destek alabiliyor. Hı hı. Fakat bunların içerisinde bazı bitkiler kemoterapi ile kullanılması sakıncalı oluyor. Hı. O ilacın etkisini tamamen öldürebiliyor. Hı. O ilacın etkisini %100 artırabiliyor. Doktoruna sormalı o noktada. Doktorlar da hani tam net olarak hangi bitkinin olduğunu bilen de var, bilmeyen de var. Tabii biz bunları biliyoruz. Mesela destek verirken bunlara dikkat ediyoruz. Mesela kantaron bitkisi ve ısırgan bitkisi kemoterapi tedavisiyle birlikte uygulanmaz. Meyvelerden de greyfurtla nar suyu veya meyvesi kullanılmaz. Bunlar etkileşim yapar. Bunun haricinde olan diğer bitkilerde herhangi bir etkileşim bugüne kadar olmadı. Biz bir sürü kişiye tavsiyelerde bulunuyoruz. Herhangi bir olumsuz bir şeye rastlamadık. Kanserde dikkat edilmesi gereken çok önemli şeyler var. İnsanlar bunları dikkate almıyorlar veya işte uyarılmıyorlar. Yani bize gelenleri biz uyarıyoruz. Mesela şeker. Hı hı. Meyvenin içindeki olan şeker dahil. Tatlı mesela pirinçte, patateste, mantıda, ne bileyim muzda, üzümde, kuru kayısıda, incirde. Hı hı. Bunların içerisinde olan şeker bile kanseri besliyor. Hmm. Bunu evet yanında yani bunu işte dikkat etmek, evet, dikkat etmek gerekiyor. Peki sizin önerdiğiniz bitki ya da karışımlar her kansere mi iyi geliyor ya da her kanserde farklı mı kullanılıyor? Her kanserde tabii standart verilen şeyler de var ama her kansere göre farklı verilen şeyler de var tabii ki. Mesela örneğin pankreas kanserinde nasıl bir karışım önerirsiniz? Pankreas kanserinde biz sindirim sistemi hastalığı olduğu için pankreas midenin alt kısmında yapışık olan bir organ. Bunun baş tarafında kitle oluşursa
3 santime geçerse safra yolu pankreasın başından midenin içine giriyor. 3 santime geçerse safra yolunu tıkıyor ve hastalık tespit oluyor. Eğer kuyruk kesimindeyse bu kitle 6 santimde olsa hiçbir belirti vermiyor. Ve tespit edildiğinde 4. evre artık yapılacak bir şey kalmamış gibi doktorlardan bu takım şeyler duyuyorlar. Tabii biz orada diyoruz ki yani her şeyin sonu değil. Bitkilerle çözebildiğimiz kadar, ömrünü uzatabildiğimiz kadar uzattığımız kişiler de var. Tamamen sağlığını kavuşan insanlar da var. Yani 3 ay yaşar demiş ama 10 senedir yaşayan insan var. Bu dediğim gibi ekip işi. Eğer denilenleri, perizleri uyuyorsa, verilen, önerilen bitkileri düzenli bir şekilde kullanıyorsa hasta hayatını kurtarıyor. Ve çok örneği var. 2500 kişi var şu anda bizim tanıdığımız, iyileşmiş 3 senedir, 5 senedir, 20 senedir yaşayanlar var içerisinde. Ve bunları biz hala görüşüyoruz kendileriyle. Hiçbir sıkıntıları da yok. Yani tıp buna kemoterapi uygulayabiliyor, işte ameliyat yapabiliyor. İşte o pankreasın başında olduğu zaman safra kanalına stent koyup açabiliyor. Onun da yaptığı şeyler var ama hani bir yerde de destek alması şart. Yani bir yerde bırakıldığı zaman biz devreye giriyoruz. Yani hangi biz elimizden peki? Geleni yapıyoruz. Onlarda verdiğimiz şeyler mesela adaçayı suyu veriyoruz. İltihap giderici, sindirimi düzeltici. Yani içtikten sonra mide, bağırsak buralardaki sorunları gideriyor. Ondan sonra enginar suyu veriyoruz. Karaciğerini temizliyor. Yaban mersin suyu veriyoruz. Bu da iltihap giderici, yara iyileştirici özelliği sahip. 3 tane su veriyoruz. Ondan sonra acı ot diye bir çayımız var bizim. Bu yaklaşık 50 yıldır falan kanserli hastalara verdiğimiz bir bitki. Her kanserde de etkisi var. Yani bu ne yapıyor? Çay gibi demlenip içildiğinde antikora dönüşüyor. Ve kanser hücrelerini tek tek tanıyarak öldürüyor. Özelliği bu. Yani bu bilimsel olarak çalışıldı. Manisa'da Celal Bayar'da bir hocamız çalıştı. Şimdi 9 Eylül Üniversitesi'nde Özlem Hanım. Bilimsel çalışmaları da var. Yani kanıtlanmış bir şey. Amerika'da da bunu uyguladıklarını, İsrail'de de uyguladıklarını söylüyorlar. Onlar da bir Celal Bayar olarak hep yurt dışına gidip geldikleri için onlardan bunları duyduk. Bizim bildiğimiz bir bitki ama bilimsel çalışmalarını onlar yaptılar tabii ki. Biz de öneriyoruz ve sonuçlar da alıyoruz. Bu var içerisinde. Mesela bağışıklık sistemini güçlendirici bir macun karışımı öneriyoruz. 41 çeşit baharat veriyoruz. Ondan sonra zencefil, zerdeçal, deve dikeni, bunların karışımı, çörek otu karışımını böyle bir karışım toz veriyoruz içerisine. Bal veriyoruz, hurma pekmezi veriyoruz mesela o hastalarda. Hurma pekmezi daha iyi, şekeri yükseltmiyor. Ondan sonra böyle bir karışım yapıyoruz, bağışıklığı güçlendirici. Polen, arı sütü de veriyoruz içerisinde. Hasta yatalaksa, halsizse hemen canlanıyor, ayağa kalkıyor. İşte yemesi içmesini düzeltici turunç bitkisinin özünü veriyoruz. Turunç bildiğimiz portakal şey değil de bir de turunç var. Onun kabuğundan elde ediliyor ekstratı. Onu veriyoruz. Bu iştah açıyor, bulantılarını alıyor. Bu hastalar çok bulantı sorunları oluyor. Mesela diyoruz ki çaylarını içerken karanfil atın, iştahını açsın. Karbonatı öneriyoruz. Karbonat beslenmeleri de çok önemli çünkü. Mideyi, hazmı rahatlatıyor. İçerideki gazı hemen çıkartıp hastanın mide sindirimini düzeltiyor. Ağrıları varsa. Çünkü orada bir odacık gaz oluştuğunda mide şişiyor. Pankreas midenin altında baskıdan sırtını ağrı. Ağrı kesici kullanıyor. Mideyi daha çok bulandırıyor. Ağrı kesici de kar etmiyor. En güzeli bunda karbonat, soda. Onu öneriyoruz. Başka neler veriyoruz? Deve dikeni. Mesela karaciğere çok faydalı. Onun ekstratı veriliyor. Yine kanser hücresini öldüren, içerisinde orolopin maddesi olan zeytin ekstratı veriliyor. Kara hindiba çok iyi. Karaciğeri temizliyor. Vücuttaki ödemleri, suları idrardan attırıyor. Ve kanser hücresine çok iyi kara hindiba.
Üzüm çekirdeği. Hem antioksidan hem kanser hücresi öldürücü özelliğe sahip. Mesela propolis var. Arıların ürettiği bir şey. Hem bağışıklığı güçlendiriyor. Kanser hücresi bölündüğünde infilak oluyor, ölüyor. İnsan hücresi, kırmızı kan bölündüğünde çoğalıyor, bağışıklık sistemi güçleniyor. Hem bağışıklığı güçlendiriyor propolis, hem kanser hücresini öldürüyor. Başka ne verilebilir? Bunda rezene veriyoruz. Gaz giderici. Gaz sorunu azalıyor. Ondan sonra yani genelde bunlar yani. Peki iltihap giderici dediniz. Evet, gümüş suyunu da kullanıyor musunuz? Onu da veriyoruz içerisinde. Bu gümüş suyu da çok oldukça güzel, iyi kanseri. Çok güzel bir kombine bir şey oluyor ve setin verdiğimiz bitkilerin içerisinde 8-10 çeşit direkt kanser hücresi öldürücü saydığım şeyler var. Ki bunlar biri başaramazsa biri, öbürü başaramazsa öbürü mutlaka fayda görmeye başlıyor. Mesela 3 ay sonra 5 santimlik bir kitlesi varsa 3 ay sonra bakıldığında 2 santime düşüyor. Bu kadar kesin çözüm sağlayan bitkiler. Çözüm sağlıyoruz hemen. Bazı kişilerde çok hızlı oluyor. Mesela geçen 8. ayda bir hastanın raporlarında kaç santimdi? 5 santim falandı. Ondan sonra bir ay sonra tekrar bakıyorlar, 4 santime düşüyor bir ayda. Hem duruyor hem geriliyor. Yani bunları görebiliyoruz yani. Oldukça yararlı bitkiler var. Peki. İşte çok ilerlediği zaman bazen mesela geliyorlar işte kullanamıyor. Artık çok ağırlaşmış. Son dönemine gelmiş. İçemeyince tabii onda yapacak bir şeyimiz kalmıyor yani. Ama içebilirse, mide kabul ederse kullandığında hemen faydalanmaya başlıyorlar. Peki şeker hemen hemen birçok kişinin üstelik yaş ilerledikten sonra veya yaşam kalitesini düşüren kişilerde şeker hastalığı ya da genetik şeker hastalığı yatkın olan kişilerde. Tip 1'ler var, tip 2'ler var. Evet. Genetik olanlar tip 1, strese bağlı olanlar tip 2. Onlara ne öneriyorsunuz? Şeker ve hastalığından Türkiye'de kurtulmanın... 6 milyon şeker hastası var evet, şu anda. Yöntemleri nelerdir şeker hastalığından? Ondan da 6 ayda tamamen sağlığına kavuşmuş kişiler var verdiğimiz şeylerle. Şeker hastalığının neler yaptığını bildiğimiz için biz sadece şekerin düşürücü ürünler vermiyoruz. Yani şekeri düşüren bitkiyi vermekle sorun çözülmez. Pankreası çalıştırmak için uğraşıyoruz. Mesela tip 2 şeker stresten dolayı pankreası beyin durduruyor. Beta hücresi üretimini durdurdu. Ne yapıyor? İnsülin salgılayamıyor. Otomatikman kanda şeker artıyor. Çörek otu, tarçın ikisi birlikte alındığında vücut tekrar beta hücresi üretimine başlıyor. Melisa çayı verildiğinde stresini gideriyor ve direktmen bu 3 ürün sayesinde, yani 3 tane bitki sayesinde pankreas tekrar devreye giriyor, çalışmaya başlıyor. Şeker 500 ise bir bakıyorsun bir hafta 10 gün sonra 300, 200 ve 100 normale geliyor. İnsülin vuruyorsa insülini bırakıyor. Çünkü 100'e gelmiş, insülini vursa daha çok düşecek. Mecburen bırakıyor yani. Ve bunlarda da çok iyi sonuçlar alınıyor. Mesela kekik suyu, biberiye suyu, karabaş suyu damıtılmış. Şeker 200'e geçtikten sonra damarları büzüştürüyor, yakıyor. Ve damarlar büzüşünce de beyin damarı çatlayıp felç oluyorlar. İşte göz damarları, gözlerde görmeme, ayak damarları, ayaklarda kangrene çevirme, kesme olayları meydana geliyor. Kekik, biberiye, karabaş damarların içerisindeki yağ, lipid ne varsa bunları temizleyip idrardan attırıyor. Yağları temizlediği için bu 6 ay içerisinde vücutta yağma kalmıyor. Damarlar tamamen temizleniyor. Ne oluyor? Bu riski ortadan kalkıyor. Felç olmuyor. Dünyada damarı onaran tek şey var, üzüm çekirdeği. Evet, onu soracaktım. İşte kalp ve üzüm felç çekirdeğini için vermezsen sen bu hastaya, bu büzüşmüş damarlar onarılmaz. Bunu vermek zorundasın. Artı Go to Cola diye bir ürün var. Eğer tıkalıysa, Go to Cola, kılcal damar tıkalıysa yeniden kılcal damar oluşturuyor. Oraya kanın gitmesini sağlıyor. Yara varsa yaranın kapanmasını sağlıyor. Mesela ayakta yara olanlarda bunu da ilave ediyoruz. Peki onu da böyle düzenli bir şekilde içmek mi lazım? İşte bu da tabii bir aylık setler halinde yaklaşık 6 ay içerisinde her şey normale dönüyor. 6 ay sonra kesin diyoruz, kullanmayın. 15 gün kullanmıyor.
Eğer şekeri 100 ile 110 arası geziyorsa diyoruz gerek yok artık, bitti iş. Ama bunu şimdi biz bir bitki sayesinde belki 3 aya 2 aya düşüreceğiz. Hangi bitki o? Suh bitkisi diye bir bitki. Peki sadece şekerde mi işe yarıyor yoksa Van diğer... 100. Yıl Üniversitesi'nde Doktor Elif Hanım çalışmış bunu. Fareler üzerinde testler, deneyler yapmış. Biz kendisiyle de irtibatlaştık. Televizyonda da zaten çıkmış, videolarını da izledik. Bunun üzerinde biz de çalışmalar yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu da insanlara vermeye başlayacağız. Sadece Bu şeker üzerinde otlu mi yoksa? Peynirin içerisine konan bitki. Otlu peynir var ya, onun içerisine konan bitki. Suh bitkisi diye geçiyor. Van'da ve doğu bölgelerinde yetişen bir bitki. Tabii şu anda artık o kurudu, bahar aylarında çıkıyor. Biz onun kökünü getirttirdik. Kökünden ekstratını alıyoruz şu anda. İnşallah onu verince pankreas hücrelerini yeniliyormuş. Mesela 3 aylık hemoglobin A1C'ye bakıldığında normal insanda 5 ile 6 olması gereken değer, şeker hastalarında 8 oluyor, 10 oluyor, 11 oluyor. Bu 2-3 ay içerisinde bunu 5'e indiriyor. 5'e indirince de zaten değerler normale gelmiş oluyor. Şeker zaten yükselmiyor. Peki sizin bir karışımınız vardı macununa, bize, izleyicilerimize göstereceğiniz. Kış aylarında kullanılacak bir macun bu. Bazen mesela doktora gidiyoruz, işte tedavileri görüyoruz ama iyileşsek de öksürük bir türlü geçmiyor. Evet, onu nasıl geçirebiliriz? Onu geçirmesi için bu macunu öneriyoruz. Bu macunu yapıldığında boğazımızdaki gıcık olayını, işte balgamı daha rahat yaptığımızda sökmesini sağlıyor ve öksürüğü kesiyor. Evet, hastalığımız iyileşse de örneğin bir ay boyunca iyileşse de öksürük devam geçmezse ediyor. Bunu uygulayabilirler. Nasıl öksürük yapılıyor? İçin ve bağışıklık sistemini de güçlendiriyor aynı zamanda. Onu şöyle gösterelim isterseniz. Bir kasemiz olacak böyle. Bir kavanoz bal. Hepsini mi atıyoruz balı? Tabii hepsini döküyoruz. Bu çiçek balı. Yani çiçek balı olursa daha etkili, daha faydalı. Ihlamur balı da olabilir. Normal karışık çiçek balı da olabilir. Bu karışık çiçek balı içerisinde ıhlamur da var. Diğer bitkilerin özleri de var. Önce balımızı döktük. Arkasından keçi boynuzu pekmezi. Bu çok önemli. Yani bu akciğerlere ve solunum yollarına çok faydalı olan bir pekmez. Ondan da bir kavanoz döküyoruz. Bunu da nasıl kullanacak peki? Her gün düzenli bir şekilde kullanmak zorunda mı? Öksürük ya da... olduğunda bir kaşık yiyecek. Öksürük olmazsa kullanmasına gerek yok. Öksürük için veriyoruz çünkü. Sabah ama normalde sabah hani aç karnına ben ya da toplarını... bağışıklığımı güçlendireyim, grip olmayayım işte. O zaman da kullanabilirim. Onun için sabah, öğlen, akşam birer tatlı kaşığı yenilebilir. İçerisine biraz zerdeçal atıyoruz. Az değil mi atıyoruz zerdeçalı, öyle çok fazla... Az miktar atacağız. Zerdeçal da birçok şeye iyi geliyor değil mi? Nelere mesela? Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği var. Bir de sindirimde çok faydalı. Bunu en son koyalım. Bu zencefil. Sadece zencefil bal da öksürüğe çok iyidir. Bir kaşık koyuyoruz. Zencefilin başka ne gibi yararları vardır? Zencefil enfeksiyon gidericidir. Öksürüğe iyi gelir. Akciğerlere çok faydalıdır. Bağışıklık özellikle, bağışıklık da çok iyidir. Yani bağışıklık sistemini güçlendirir. İnsanda bir ısı meydana getirir. Acı bir madde vardır içerisinde. Kebabiye. Kebabiye nedir? Kebabiye, ben zerdeçalı açmaya çalışayım. Eskiden bunu imamlar mevlüt okumazdan önce ağızlarında çiğnerlermiş. Ses kısılmazmış. Ses kısılmaz. Çok net, pürüzsüz bir ses verilmiş. Ve kebabiye de bir kaşık koyuyoruz. Bu da çok güzel bir şeydir. Tadı nasıl oluyor? Ben zerdeçalı açmaya çalışayım siz onları karıştırırken. Biraz çok sıkılmış herhalde. Bunların dışında başka bir şey koyuyor muyuz peki?
açıldı. Açıldı. Bir kaşık da zerdeçal koyuyoruz. Bunları çocuklara da verebiliriz değil mi? Mesela polen ve arı sütü de konulabilir. Çocuklara da verebiliriz değil mi bunlarda? Verilebilir. Polen ve arı sütü de çocuklarda iştah açıcı özelliği var değil mi? Hem iştah açıcı özelliği var hem hastalanmayı erteliyor. Mesela zerdeçalın bir özelliği daha var. Zekayı çok hızlı geliştiriyor. Unutkanlığı çok iyi. Beyni çok iyi çalıştırıyor. Bu da 41 çeşit baharat karışım var. Mesir macunun içerisine konan baharatları biz. 41 çeşit. Onu da koyuyoruz içerisine. Hepsini koydunuz onu. Bundan fazla koyuyorum ki hani bu da bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olduğu için malzemelerimizi koyduk. Ondan sonra artık karıştırıyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel. Çocuklar çok seviyor bunu. Tadı öyle kötü tadı değil. Tadı çok güzel. Zorla yedirebileceğimiz bir şey. Kokusu çok güzel. Aroması çok güzel. Şimdi zaten tattırırım size de. Bunu kaynatmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. İçindeki vitaminler, şeyler gitmesin diye böyle soğuk olarak iyice macun haline getiriyoruz. Çorba kaşığı şeklinde mi bunu kullanacağız sabah akşam? Birer tatlı kaşığı yeterlidir. Yani çok öksürüyorsa hemen bir tatlı kaşığı verdiğinde zaten öksürüğü tık diye kesiyor. Boğazındaki gıcığı yok ediyor. Ve hemen boğazı rahatlıyor. Eğer balgam varsa onu da hemen söküyor. Attırıyor yani. Kıvam bu şekilde olacak. Kış aylarında yapılabilecek en kolay, en de güzel, pratik. En güzel macun, kış macunudur bu. Hem İçeceğimiz çayın içine de koyabiliriz. Şeker yerine bundan koysak olur mu peki? Olur. O mesela zaman, çocuğa bunu yediremiyorsan bazı çocuk yemez, sevmez macun. Yapacağımız evde kış çayının içine. Kış çayının içerisine bir tatlı kaşığı tatlandırıcı olarak koyarsın. Aynı şeyler burada zaten suya geçer. Burada çok nefis bir kokusu oldu burada. Gayet de güzel, kıvamlı bir macun oldu. Evet, çok teşekkür ediyoruz size. Ayağınıza sağlık diyelim. Ağzınıza sağlık bizi kırmadığınız için. Hakikaten şifalı bitkilerin umarım bizi izleyen izleyicilerimiz de bir yere not almışlardır. Ve onlara da bir nebze olsun katkımız olur. Rahatsızlıkları ile ilgili. Hiçbir hastalık çözümsüz değildir. Her şeyin doğada çaresi var. Tabii bunları bilmek gerekiyor. Doğru şekilde uygulamak gerekiyor. Doğru insanlardan öğrenmek gerekiyor. Çünkü internette çok kirli bitkiler var maalesef. Anlatılıyor ama zararlar olduğunu mesela kimse söylemiyor. Evet. Biz zararlısını da söylüyoruz. Tarım Bakanlığı'nın listesine baksınlar. O bakanlığın listesinde kullanılabilir bitki diye ismi varsa o bitkiyi alsınlar. En çok önerebileceğim şey bu. Evet, aslında birazcık araştırmayla doğru bilgiye ulaşmak da mümkün. Evet, çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sevgili izleyiciler, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Güzel ve sağlıklı bir gün geçirmeniz ümidiyle. Hoşçakalın.